severim. Biliyorum. Önce teşekkürle başlamalıyım. Tabii ki öncelikle bana güvenen, inanan ve Ankara'mız için yarışma imkanı sunan, Ankara'mız için bütün riskleri üzerine alan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Yine Ankara'mız için fedakarlık yaparak büyük nezaket gösteren ve bugünkü sonuçta büyük payı olan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii ki teşkilatlarımıza, yöneticilerimize başarı için sadece elini değil, vücudunu taşın altına koyan seçim kurullarında ve sandıklarda görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine gece gündüz demeden sokak sokak, cadde cadde propagandamızı yapan, bizimle yol yürümekten şeref duyan ve cesaretleriyle başkentimizin geleceğine el koyan siz kardeşlerime, isimsiz kahramanlara çok teşekkür ediyorum. Yine şu ana kadar mesajlarımızı haberleştirerek tüm topluma ulaşmasını sağlayan ve bunu yaparken üzerlerinde oluşturulan baskıları aldırış etmeyen, cesur, ahlaklı ve meslek gururuna sahip çıkan medya mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Karşılaştığım bütün zorluklara göğüs germemde en büyük yardımcım olan ve üzerime büyük hakkı geçmiş olan kıymetli aileme de teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkür borcum daha var. Şimdi saydıklarım haklarını helal etsinler ama şükranlarımın en güzelini, en kıymetlisini, en anlamlısını onlara sunuyorum. Onlar uğradığım büyük haksızlığa, o çirkin iftira kampanyasına beşeri bir makam için şahsıma yöneltilen iftira ve yalanlara karşı dualarıyla süper olanlardır. İşte onlar bu evlatlarına dualarını yetiştirenler, gözyaşlarıyla yalan ve iftirayı boğanlar, hakkın yanında duranlardır. İşte onlar mübarek elleri öpülesi analarımızdır. Dünyanın en iğrenç kampanyası karşısında arkamızda dualarıyla dağ gibi durdular. Onlara sadece buradan teşekkür olmaz. Mazbatayı alır almaz ilk işim Kızılcamam'a gideceğim. Bize yapılanları dert edip geceleri uyuyamayan, gözyaşları içinde dualarıyla güç veren ve bu kampanyamızın adeta sembol haline gelen 91 yaşındaki Halime annemizi ziyaret edeceğim. Dizinin dibine oturacağım. Bak anne, evladın kazandı. O tuzaklar ayaklarına dolanacak. Sen üzülme dediğimi hatırlatacağım. Onun şahsında sağ olun. Onun şahsında tüm annelerin eline öpeceğim. Ve bundan sonrası için de Ankara'ya hizmet yolunda yine dualarını isteyeceğim. Sevgili Ankaralılar, daha yolun başında kazandığımızda bunu bir zafer olarak görmeyeceğimizi söyledim. Bizim yetmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanımız yok ki bunun adı zafer olsun. Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak dedik. Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Bugün Ankaralıların helal oylarıyla hak yerini bulmuştur. Kazanan tüm Ankara olacaktır. Bugün Ankara'da kaybeden öz hazekidir. Evet.
Haseki, Öz Haseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir. Ancak kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Daha aday tanıtım toplantısında konuşmamda hemşerilerime söz vermiştim. Bizler revanşa, kavgaya, kine, husumete gelmiyoruz demiştim. Bizler nefret dilini uzak tutacağız. Sevgi ekip sevgi biçeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan 5,5 milyon Ankaralıyla birlikte bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. Yola koyulduğumuzda bir temennide bulunmuştum. Görevimi bıraktığımda herkesin başkanı diye hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Ve eğer bunu başaramayacaksam bu görev bana nasip olmasın demiştim. Bugün nasip oldu. Şimdi bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır. Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin ve baş üstüne taşınacağı ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. İşte bunun için hiç kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Emren'den Nallıhan'a, Beypazarı'ndan Haymana'ya, Çubuk'tan Polatlı'ya, Kalecik'ten Ayaş'a, Beypazarı'ndan Şerefli Koçhisar'a, Ayaş'tan Elmadağ'ına, Kahraman Kazan'dan Güdül'e, Gölbaşı'ndan Sincan'a, Keçören'den Çankaya, Yeni Mahalle'den Altındağ'a, Kursaklar'dan Manak'a, Etimesgük'ten Bağla'ya, Kızılcımar'dan Akyurt'a kadar tüm Ankara el ele kazanmıştır. Ankara'da huzur kazanmıştır. İnşallah bu huzur bereketle taşlanacaktır. Şimdi bizlere düşen Ankaralıların emeğiyle, alın teriyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu başarıyı başkentimize hizmetle yüceltmektir. Sevgili Ankaralılar, kinimiz, nefretimiz yoktur. Aşkla çalışacak irademiz, sevgimiz, saygımız ve gülümsememiz vardır. Ankara'daki tüm hemşehrilerimiz rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Liyakat sahibi kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Hakkımızla kazandık. Hakkıyla işini yapanlar korkmasınlar. Kimseyle kavgamız yok. Tek kavgamız Ankara için, Ankaralılar için çalışmak olacaktır. Değerli hemşehrilerim, taşkınlık yapacak olanlar, gerginlikten beslenen kirli hesaplara düşenlere fırsat da vermeyin imkanda. Biz Ankara'daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız, kucaklayacağız. Çünkü artık biz büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, ötekinin, itilmişin, herkesin belediyesi olacak. Umudun başkenti Ankara'yı hep birlikte geleceğe güvenle taşıyacağız. Rant hırsıyla, talandan, yalandan medet umanların bu gece hevesleri kırılmış, huzurları kaçmış olabilir. Olsun! Biz 5,5 milyon Ankara'dan çevremizle el ele verip dik durup doğru gideceğiz. Devlet malının, yetimin, öksüzün, kimsesinin malı olduğunu asla unutmayacağız. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız. Halka hizmet için kullanmamız gereken mesaimizi gündelik siyasi polemiklerde israf etmeyeceğiz. Bizler devlet geleneğini bilen insanlarız. Devletin en üst makamından en küçük birimine kadar yasal çerçevede uyum içerisinde çalışacağız. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere zeval getirmeyeceğiz. İstişareye önem verecek, adalet ve eşitlik duygularımızın örselenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasi görüşü, kimliği, kökeni ne olursa olsun Ankara'ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı, dert ortağı olacağız. Ankara'mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine, evet,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasi, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasi, çoğulculuk, huzur, kardeşlik, adil yönetim, özgürlük ve refah yolunda kendi farklılıklarını bir kenara bırakıp güç ve kader birliği yapan iradeyi unutmayacağız. Biz başından itibaren yarıştığımız siyasi parti ve adaylar da dahil hiç kimseyi öteki olarak görmedik, görmeyeceğiz. Yolumuz huzura, mutluluğa, refaha ve demokrasiyedir. Ve bu yolculuğu hep birlikte yapmaya kararlıyız. Ankara'mıza hizmet yolunda kuşatıcı olacağız, açık yürekli davranacağız, şeffaflıktan asla taviz vermeyeceğiz, hukuktan ayrılmayacağız, tevazuyla yöneteceğiz. Derdimiz Ankara olacak. Allah utandırmasın, hiç kimse karşısında başımıza ne düşünmesin. Hepinize şükranlarımı sunuyor. Okul pasların kurulduğu puslu havalardaki duruşunuzu hiç unutmayacağımı ve sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Baskı, tehdit ve iftiraya karşı demokrasi, kardeşlik, huzur ve bereket yolunda aklı, vicdanı ve irfanıyla destan yazan, hukukun yanında durarak onların kamu imkanları, onların büyük propaganda güçleri, onların duvarları, onların televizyon ve gazeteleri, onların direkleri varsa bizim de yüreklerimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, arkadaşlarım, büyüklerim, analarım, hepiniz sağ olun, var olun. Bir müjde de inşallah İstanbul'dan bekleyeceğiz. 2014'te bizim yaşadıklarımızı biliyorsunuz. İnşallah orada da adalet tecelli bulacak ve İstanbul'da da bahar doğacak diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Ankara'nın başkanı Mansur Yavaş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ankaralılar, şimdi sizlerden bir